İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Sümeyye Yıldırım. TV 52 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarıyla beraberiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj paylaştı. Video mesajla hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam aleminin bayramını tebrik etti. Erdoğan'ın mesajında Türkiye yüzyılı ve asrın felaketine ilişkin mesajlar öne çıktı. Aziz milletim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajda vatandaşların bayramını canı gönülden tebrik ettiğini söyledi. Mübarek Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize bizleri bir Kurban Bayramına daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülke sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuklarına işaret ederek, bundan sonra tüm enerjilerini ve vakitlerini Türkiye'yi ve milletin taleplerini karşılamaya sarf edeceklerini belirtti. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülkemizin sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuk. Bundan sonra tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye'yi büyütmeye, milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz. Buradan bir kez daha verdikleri güçlü destekle iki bayram arasında bizlere iki demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye en kritik seçimlerinden birini demokrasi şöleni içerisinde %90'a varan rekor katılım oranıyla bütün dünyada gıptayla izlenen bir atmosferde hamdolsun başarıyla gerçekleştirmiştir. Öte yandan Erdoğan, hac ibadetini yerine getirenlerin ibadetlerinin kabul olması için de temennide bulundu. Hac farizasını yerine getirme niyetiyle şu an kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Kurban Bayramı'nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla. Kurban Bayramı dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler de ordulu vatandaşlara seslendi. Şehrin ve İslam aleminin bayramını kutladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, ordulu vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Hepimiz bu güzel günleri huzur, mutluluk içinde geçirelim. Bildiğiniz gibi bayramlar kulluk bilincinin şükre dönüştüğü günler. Bu bilinçle bayramımızı kutlayalım. Ordumuz her geçen gün daha güzelleşiyor, daha güçlü bir hale geliyor. Ekonomik olarak, kültürel olarak çok güzel çalışmalar da sahne oluyor. Bundan sonra da daha güzel günleri birlikte geçiririz diye düşünüyorum. Tekrar bütün hemşerilerimin, bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur içinde daha güzel günlere kavuşmak üzere hepsine saygılar sunuyorum. Kurban Bayramı arefesinde şehitlerimiz unutulmadı. Ordu Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi. Garnizon şehitliğine gelen aileler Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlara çiçek bıraktı. Şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Kurban Bayramı arifesinde şehitler unutulmadı. Ordu Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi. Düzenlenen programa Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve diğer protokol mensuplarıyla şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gerçekleştirilen ziyarette kabirlere karanfiller bırakıldı. Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. Dergahından bizleri boş çevirme Allah'ım. Ey bizleri yoktan var eden. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler ve Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehit aileleri ve çocuklarıyla yakından ilgilendiler. Program duygu dolu anlara sahne oldu. Ahirette de iyilik ver bizi, ana babamızı ve tüm inananları. Mezarlıklar en yoğun günlerinden birini yaşadı. Kabir ziyaretine gelen vatandaşlardan kim yakınının başucunda Yasin-i Şerif okurken, bazı vatandaşlar kabirlerin etrafında temizlik yaparak mezarlıkları suladı. Ortaya duygu dolu görüntüler çıktı. Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklar en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezar ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kabir ziyaretine gelen vatandaşlardan kimi kabir başlarında Yasin-i Şerif okurken, bazı vatandaşlar kabirlerin etrafında temizlik yaptı, mezarlıkları suladı. Kimi vatandaşların yakınlarını kaybetmenin verdiği hüzünle gözyaşlarını tutamadığı da görüldü. Arefe günü dolayısıyla mezarlıkta anons sistemiyle Kur'an-ı Kerim okunurken akraba veya yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz gül hediye edildi. Ya bir yanımız hüzün, bir yanımız neşe. Yani böyle, hayat böyle. Mezar bana bir amanet mezar. Bunun sahipleri Ankara'da, İstanbul'da. Bize hanımla beraber geliyoruz ama hanımım da burada yok. Her bayramda ara sıra gelip böyle temizliğini yapayım. İşte bir iki çiçek dikiyoruz. Her bayram hayırını alıyoruz bunların işte biz. Ordu'da duyarlı sürücüler bugün anlamlı görüntülere imza attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'da ambulansa fermuar yöntemiyle yol veren sürücülere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'da ambulansa fermuar yöntemiyle yol veren sürücülere sosyal medya hesabından teşekkür etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yol verme videosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı. Ambulansların trafikte hastalara ve sağlık kurumlarına en az zaman kaybıyla ulaşması, sürücülerin fermuar yöntemiyle sağa ve sola çekilmesine bağlı. Ordu'da bunun örneğini veren sürücülere teşekkür ediyoruz. Kazaların arttığı bayram tatilinde bu kurala ısrarla uyalım. Özellikle yaşanan asrın deprem afeti sonrası tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı. Son çalışmalar hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bilgi verdi. Öte yandan Altınordu'da da Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaklaşık 45 yıl önce kooperatif usulüyle yapılan soya sitesinde kentsel dönüşüm için müteahhitlerle görüşmeler başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'yi afetlere hazırlama ve şehirlerin sağlamlığını artırma hedefleri doğrultusunda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki dönüşümü eksiksiz gerçekleştirmek, yapı stoğunu yenilemek ve dönüştürülmeyen bina bırakmamak için çalıştıklarını vurguladı. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Eski hatalara düşmeyeceğiz. Fay kırıklarının üzerinde yapı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Dere yataklarına ev yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Efendim denizin üzerinde bile ev yapılabiliyor. Niye 15-20 kat yapılmasına izin vermiyorsunuz ki gibi sözleri çok duyuyoruz. Evet öyle ama standartları yerine getirmekte ne yazık ki biraz ihmalkar davranan da bir yapımız var. Bundan sonra zemin artı 4, zemin artı 3 gibi bir konutlaşmaya geçeceğiz. Bakan Özhaseki, asla aynı hataları tekrarlamayacağız dedi, önemli mesajlar da verdi. Dere yatakları başta olmak üzere riskli alanlara asla yapı olmayacak. En önemlisi artık kat sınırına mutlak riayet edilecek. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Fakat müthiş bir dezavantajımız var. O da depremsellik. Hiç kimse unutmasın, bu cennet vatan bir deprem ülkesidir. Son 100 yıl içerisinde 6 ve üzerinde şiddette anakarada olan deprem sayısı tam 60'ın üzerinde arkadaşlar. Yani neredeyse 1,5 senede bir
bu memlekette yıkıcı, 6 ve üzerinde şiddette bir deprem oluyor. Toprağa verdiğimiz canlarımızın sayısı da 130 bin civarında. Maddi hasar artık söylemiyoruz. 100 milyarlarca dolar. Ve orada bizim en sevdiklerimiz, yakınlarımız, çocuklarımız, eşlerimiz toprağa veriliyor. O zaman bizim bu konuda biraz daha ciddi ve çok sıkı tedbirler almamız lazım. Geçmişten ders çıkarmamız lazım. 99 Marmara depreminden sonra nasıl ki yönetmelikler değişti ve yapılanlar genellikle sağlam ve ayakta ise, şimdi bundan sonra da daha sıkı yeni tedbirlerle beraber inşaatlaşmaya geçmemiz lazım. Bu iş alemin önünü kapatmak değil ama belirli konularda mutlaka katı kurallara riayet ederek o işi sürdürmesini sağlamaktan ibarettir. Ara ara örnek vermeye çalışıyorum arkadaşlarımıza. Uçakta kokpitte komutanım iyi bilir iki tane pilot olur. İki pilot birbirlerine durmadan direktif verirler ve o komutları yerine getirerek harfiyen uyarak uçarlar. Hiçbir zaman şöyle demezler. Neyse bu düğmeye de basmazsan basma. Şunu da atla. Ne olacak bir şey olmaz canım. Devam et bakalım Allah kerim. Böyle bir şey duydunuz mu? Hayır. Güvenli bir şekilde havada hareket edecekseniz, sahili selamete ulaşacaksanız kurallara %100 uymanız gerekiyor. Bizim de bundan sonra yapacağımız o. Ve bir taraftan da göz bebeğimiz İstanbul'u bizim depreme hazırlamamız gerekiyor. Önümüzde zor işler var. Sıkıntılı işler var. Kolay da değil. Vatandaşın da bir evi var. Oturduğu evi onu teslim ettiğinde daha iyisini, daha büyüğünü hiçbir bedel ödemeden devlet versin, devlet değil misiniz, ne olacak gibi bir mantık içerisinde yaklaştığı bir dönemde işimizin daha da zorlaştığını söyleyebiliriz. Ama bütün bunların altından kalkabilecek gücümüz var, irademiz var. İnşallah bunları yapacağız. Ülkemizi de bir taraftan depreme hazırlayacağız. Hem şu andaki oluşan hasarları gidereceğiz, zararları gidereceğiz, yaraları saracağız. Bir taraftan da İstanbul başta olmak üzere tüm ülkemizi depreme hazır ve dayanıklı hale getireceğiz. Yetkililer, vatandaş devlet işbirliği ya da özel teşebbüsle kentsel dönüşüm çağrılarında bulunurken Altınordu ilçesinde de bu kapsamda kentsel dönüşüme destek veriliyor. Bahçeli Evler Mahallesi'nde 1980'li yıllarda kooperatif usulüyle yapılan soya sitesinde kentsel dönüşüm için müteahhitlerle görüşmeler başladı. 11 blok ve 70'in üzerinde daire bulunan sitede kentsel dönüşüm uygulanacak. Kentsel dönüşümde sahil tarafından konutların altına iş yerleri yapılacak. Bloklara artı bir kat ilave edilecek. Soya sitelerinde kentsel dönüşümün önümüzdeki aylarda başlaması beklenirken konuyla ilgili sitenin yöneticisi Murat Odabaşı da sözlü açıklama yaptı TV52 Haber'e. Onun verdiği bilgilere göre 2 Temmuz Pazar günü müteahhitlerle görüşmeler başlayacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına Kurban Bayramı sonrasında da başvurulabilecek. Yetkililer kanundan yararlanmak isteyenlerin 3 Temmuz'a kadar başvurması çağrısında bulundu. Kamu borç yapılandırmada süre uzatıldı. Normalde başvurular 30 Haziran'da sona erecekti. Bu tarih resmi tatile rastladığı için başvuruda son gün 3 Temmuz olarak revize edildi. Böylece mükellefler Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına Kurban Bayramı sonrasında da başvurabilecek. Cumhurbaşkanlığı kararına göre yasa kapsamında öngörülen başvuru bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran'a kadar, ilk taksit ödeme süreleri de 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. Yapılandırmaya başvuran mükellefler ilk taksit ve peşin ödemelerini 31 Temmuz'a kadar yapabilecek. Vergi ve prim borçları yapılandırma kapsamında yer alıyor. Adli ve idari para cezaları da yapılandırılabiliyor. Düzenleme ile borç yapılandırılmasında ilk defa 48 ay vade imkanı da sunuluyor. Kanun gereğince sürenin uzatılması imkanı bulunmuyor. Bu yüzden yetkililer kanundan yararlanmak isteyenlerin 3 Temmuz'a kadar başvurması çağrısında bulundu. Kurban Bayramı öncesi meteoroloji son raporunu paylaştı. Rapora göre yağışlar geri geliyor. Sağanak yağışın bayramın bazı günlerinde etkili olacağını belirten uzmanlar 5 günlük raporunda il il uyarılarını peş peşe sıraladı. O iller arasında Ordu da yer alıyor.
Haziran ayının son günlerine doğru gelirken sağanak yağış zaman zaman yurdun bazı bölgelerinde etkili oluyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla milyonlarca vatandaş gerek tatil için gerekse ziyaret için memleketlerine gitti. Kurban Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağına ilişkin soruya ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuyla yanıt verdi. Mayıs ve Haziran'ın ilk yarısında gördüğümüz yağışlar artık yurdumuzu terk etti. Ancak önümüzdeki bir hafta boyunca yine özellikle kuzey kesimlerimizde Marmara ve Karadeniz bölgesinde aralıklarla sağanak yağışlar devam edecek. Geçtiğimiz sistemdeki gibi kuvvetli yağışlar beklemiyoruz. Pazartesi gününden itibaren özellikle pazartesi günü özelinde baktığımızda Marmara, Karadeniz bölgesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yağışlar göreceğiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Kurban Bayramı süresince yurdun kuzey kesimlerinde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde aralıklarla yağış olacağını ifade etti. Açıklamaya göre Ordu'da bayram yağmurlu geçecek. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de salı günü için sağanak yağış geçişleri bekliyor. Ancak şu an için baktığımızda önümüzdeki hafta boyunca bayramdan dönüş yolunda da yine sadece Karadeniz çevrelerinde bir yağış ihtimali var. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de bayramın birinci günüyle birlikte sağanak geçişler başlayacak. Emniyet güçleri tarafından kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyonlar sürüyor. Ekipler göz açtırmıyor ama esnaf dertli. Özellikle tütün mamulleri için vatandaşı da uyarıyorlar. Geçtiğimiz yıl büyük bir operasyonla gündeme gelen Ordu polis ekipleri tarafından Fatsa'da gerçekleştirilen kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan operasyonlarda 1,5 milyon Türk lirası değerinde kaçak tütün mamulleri ele geçirilmiş ve 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı. Ana caddelerde, sokaklarda yasa dışı ürün satılıyor ve ruhsatlı satış noktalarının bu haksız rekabetle yarışması imkansız hale geliyor. Tütün mamulleri işletmesi sahibi Levent Tokgöz ise yaşadığı sorunları TV52 mikrofonlarına anlattı. Bilmiyorum ya, o şekilde merdiven altı bir sürü yerler oluyor. Tabii onların suçu bizde de olmuş oluyor. Bu sefer yani vergiden, devlet dairesinden devamlı kontrole geliyor bizi. Onlar ne kullandığı belli olmayan maddeler kullanıyorlar. Yani tütün olarak bakarsan. Bizdekiler hepsi bandrolü zaten. Yani ruhsatlanmamış yerler tabii ki onlar bizim için sıkıntı yaratıyor. Bayram arasına giren piyasalarda dolardan gram altına kadar hareketli saatler yaşanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tatil öncesi özellikle doları olanlara seslendi. İşte detaylar. Faiz artırımının ardından döviz ve altında görülen artış nispeten gerilerken bayram sonrası piyasaların neyin beklediği merak ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, özellikle elinde doları bulunanları uyardı. Borsaya giriş yapmak isteyenler için bence uygun bir endeks yok karşımızda. O yüzden bayramdan sonra daha aşağıda alanları olduğunu ve 5450 puan seviyesine kadar bir geri çekilme olursa ancak giriş yapmak gerektiğini yazmıştım. Bu öngörüm halen devam ediyor. Her ne kadar ibre yukarı olsa da mutlaka piyasalarda zaman zaman sert düzeltme hareketleri olacaktır. Borsaya bu seviyelerden giriş yapmanın uygun olduğunu şahsen düşünmüyorum. Borsaya gireceklere bekleyin, şimdi bence uygun zaman değil diyen Memiş oran verdi. Yani gram altına veya gümüşe göre fazla olmayacağını sık sık ifade ettim. O yüzden dolar almak isteyen yatırımcısının bence bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Eğer piyasalara bir müdahale gelirse dolar TL kurunda 24 lira seviyesine kadar, hatta 23-70 lira seviyesine kadar kısa vadeli geri çekilmeler görebiliriz. Dolarda geri çekilme beklendiğini ifade eden İslam Memiş, takip edilecek seviyelerin 23.70 ile 24 lira arasında olduğunu belirtti. Hal böyle olunca da avronun getirisi dolara kıyasla daha fazla. Önümüzdeki aylarda euro-dolar paritesindeki 1.15 seviyesiyle birlikte Avro-TL kurunda 30 lira ve üzerindeki rakamları beklemeye devam edeceğiz. Biz özellikle Temmuz ayını işaret ederek diğer videolarımızda 28-30 bandını sürekli telaffuz ediyordum. Ancak Temmuz ayı gelmeden bu 28 lira seviyesi görüldüğü için artık en kısa zamanda 30 lira seviyesine hedef alan bir kur karşımızda olacak. TL bazlı giriş yapacak yatırımcısının da aynı dolar tarafındaki uyarımı yapmak isterim. Dikkat etmeniz gerekiyor. Piyasaya gelebilecek bir müdahale ile tekrar daha düşük maliyetten alma gibi bir şansı elinizden kaçırabilirsiniz.
Euro dolar paritesinde 1.09 seviyesini ifade etmişti. 1.09 yukarıda 1.10 bandı var. Bu band aralığında dengelenme çabasını sürdürüyor. 1.09 seviyesinin altında rakamlar her zaman iyi bir alım fırsatı ama 1.09 seviyesinin üzerinde tutunma çabası halen devam ediyor. İslam Memiş, Euro dolar paritesinde düşüşün olduğunu kaydederek 1850 ile 1800 seviyelerinden paritenin güzel fırsatlar sunacağını vurguladı. Beklediği seviyenin ise 1.15 olduğunun altını bir kez daha çizdi. Dolar mı euro mu sorusuna da euro olarak yanıt verdi. Dolar mı euro mu sorusunun cevabını her zaman euro olarak vermiştik. Çünkü euro dolar paritesinde 1.15 seviyesini beklediğimi, özellikle 1.09 seviyesinin altına geri sarkmalarda da elinde dolar bulunan ve dolarla euro alacak vatandaşlara, yatırımcılara da iyi fırsatlar sunduğunu ifade etmiştim. 1.09 seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdüren bir euro dolar paritesi var karşımızda. Hal böyle olunca da avronun getirisi dolara kıyasla daha fazla. Önümüzdeki aylarda euro dolar paritesindeki 1.15 seviyesiyle birlikte Avro TL kurumda 30 lira ve üzerindeki rakamları beklemeye devam edeceğiz. Biz özellikle Temmuz ayını işaret ederek diğer videolarımızda 28-30 bandını sürekli telaffuz ediyordum. Ancak Temmuz ayı gelmeden bu 28 lira seviyesi görüldüğü için artık en kısa zamanda 30 lira seviyesine hedef alan bir kur karşımızda olacak. TL bazlı giriş yapacak yatırımcısının da aynı dolar tarafındaki uyarımı yapmak isterim. Dikkat etmeniz gerekiyor. Piyasaya gelebilecek bir müdahale ile tekrar daha düşük maliyetten alma gibi bir şansı elinizden kaçırabilirsiniz. Yıllarca Ordu Spor futbol takımının amigoluğunu yapan Zeki Altunbaş kızını hayatta tutmaya çalışıyor. Almanya'da tedavisi için ameliyat günü alınan genç kadın için geçen her dakika ise çok önemli. Henüz kampanya kapsamında gerekli miktar toplanamadı. Amiko Zeki bir kez daha ordulara seslendi. Efsane Ordu Spor'un uzun yıllardır amigoluğunu yapan Zeki Altunbaş bu sıralar kızının hastalığına çare bulabilmek için çırpınıyor. Bel bir konjeksiyon sendromu. Ağıtla atardama omurilik arasından giriyor. Sol böbreğe kan pompalanıyor. Türkiye'de bunun ameliyatı yok. Stent takılıyor sadece. Ve Almanya'da Ordu'da Dilek hocamız, Dilek Gürsoy hocamız sağ olsun bize destekini hiç esirgemedi. Almanya'da bunun ameliyatını olmam gerekiyor. Bu ameliyata gitmem gerekiyor. Türkiye'de bu yok. Kızım için, Defne'm için. Defne'mi annesiz kesinlikle bırakmak istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Tüm desteklerinizi bekliyorum. Henüz 30'lu yaşlarda olan Zeki Altınbaş'ın kızı Pelin Özkan bir süredir kasık varisine yol açmasıyla da bilinen pelvik konjesyon sendromu hastalığıyla mücadele ediyor. 6 yaşındaki kızıyla bir ömür geçirmek isteyen anne hayırsever vatandaşlara sesleniyor. Çünkü hastalığının tedavisi için 60 bin euroya ihtiyacı var. Ordu Valiliği tarafından bu paranın temin edilebilmesi için yardım kampanyası başlatıldı. Ama henüz gerekli miktar toplanamadı. Pelin Özkan'ın ise 7 Temmuz'da Almanya'da ameliyat olması gerekiyor. Şimdi öncelikle Sayın Valime çok çok teşekkür ederim. Bize bu kampanyaya başlattıkları için siz değerli basın mensupları size de çok teşekkür ederim. Ben daha önceden bir evlat acısı yaşadım. Şimdi evlat acısı yaşamak istemiyorum. Kızımın hastalığı malum. Sayın Ordu Valim Tuncay Sönel kampanyası bize kampanya başlattı. Ben de bütün herkesten bu konuda Allah rızası için desteklerini bekliyorum. İnşallah kızım iyileşecek. Yavrusuna bağışlayacak. Zaten benim torunum Defne'm 11 senedir dünyaya geldi. Ben inanıyorum ki bu ordular bizi mahcup etmeyecek. Ben herkesten destek bekliyorum. Baba amigo Zeki Altunbaş, hayırsever vatandaşların yapacağı yardımların kızının kurtuluşu için tek çare olduğunu belirterek son çağrılarını yaptı, ordulardan destek istedi. Beşiktaş eski belediye başkanı avukat Murat Hazinedar'ın görevinden alınması ile ilgili olaylar yakın çalışma arkadaşı Mürvet Günday tarafından kaleme alındı. Halen belediyede aktif hizmet veren Ordulu Günday, Siyah Beyaz Bir Beşiktaş Hikayesi isimli kitabıyla yazarlığa adım attı.
Başarılarıyla orduluları gururlandıran isimlerden biri, genç bir isim, genç bir hanımefendi Mürvet Günday bizlerle birlikte. İlk kitabıyla yayın hayatına da merhaba dedi. Efendim bizler sizi tanıyoruz. Hem geçmiş dönemlerde birlikte mesai vermiş iki arkadaş olarak da sohbet ediyoruz ama tanımayanlar için Mürvet Günday kimdir? Merhaba herkese. Öncelikle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mürvet Günday aslında eski bir bürokrat. Hala Beşiktaş Belediyesi'nde görev yapıyor. Ve bunun haricinde de elinden geldiğince yerel bazda siyaset yapmaya çalışıyor. Aktif her şeyi not alıyor. Not aldıklarını işte bir gün canı sıkıldı, sıkıştı ve artık gün yüzüne çıkarması gerek dedi ve ilk kitabımda buluşturdum. Evet, ilk kitabın Siyah Beyaz Bir Beşiktaş hikayesi kitapta şöyle sevgili Olcay abi de görüntülerse aktif siyasetle uğraştığınızı simgeleyen bir kitap olmuş. Neler var kitapta? Niye anlatmak istediniz? Hangi notlar yer buldu kaleminizde? Aslında bu kitap bizim Beşiktaş Belediyesi'nde Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'la birlikte bitmek tükenmek bilmeyen bir soruşturma sürecimiz vardı. Onun savunması niyetinde çünkü şöyle en son 351'de saymayı bırakmıştım sevgili Meltem. Yaklaşık 400 küsür önünceme soruşturma geçirdik biz ekip olarak ve tabir caizse gece rüyalarında gördüler, sabah soruşturma açtılar ya da paket yaptılar. Bu çok ağır bir eziyetti. Hem iktidar tarafından hem de muhalefet tarafından çok yalnız bırakılmış bir ekip olduk biz. Üstelik de çok popüler ve Türkiye'de de çok tanınan bir belediye ve ekibi olarak. Ziyadesiyle bu kadar soruşturmayı geçirip ve bu kadar da yerden yere basında vurulduktan sonra kimse bizi... Arkadaşlar yani ne oluyor? Sizi neden bu kadar yerden yere vuruyorlar? Neden sürekli soruşturma geçiriyorsunuz? Ya Murat Bey sosyal medyadan bir şeyler paylaşıyor ya da işte bu sabah yine sizi gözaltına almışlar. Sebebi nedir diye kimse bize sormayınca yaklaşık 5 yıl sonra bu olaylar başladıkta dedim ki bize bir haksızlık yapılıyor. Demek ki benim söylenecek şahsen sözlerim var. Bu yapılan haksızlıkları kendim kaleme alayım. Zaten dava konularını iyi biliyorum. Konuların bürokrasi ayağını da iyi biliyorum. En azından kendim kaleme alayım dedim. Yaklaşık 3 yıl önce kaleme aldım. Tabii ilk not aldığımda, bütün bunları derlediğimde basmayı düşünmüyordum. Fakat bir sabah 13 Aralık 2022'de tekrar bize aynı konular üzerinden yeniden gözaltına aldıkları zaman dedim ki artık herkes her şeyi duysun. İsteyen okusun, isteyen okumasın ama ben tarihe not düşeyim. Biz haklı mıyız, haksız mıyız? İnsanlar karar versin. Ben burada kimsenin avukatlığını yapmıyorum. Kendim de dahi kimsenin avukatlığını yapmıyorum. Burada aslında bir atfediş, bir affediş ve soruşturma rekortmeni bir bürokratın son 15 yılını özetleyen cümleler. Belki o siyasetin arka bahçesi, çok belki görünmeyeni belki, hani ya da kirli siyaset dediğimizi belki biraz aralayan bir kitap. Evet, belki de. Belki de kimler bizi yalnız bıraktı, neden yalnız bıraktılar, sürtüşmeler nereden başladı, iktidar bize neden takmış olabilir, muhalefet bizi neden yalnız bırakmış olabilir, gazeteciler neden bizden hoşlanmadı. Hepsinin cevabı var mı? Hepsinin cevabı var. Üstelik de bütün soruşturma konuları ve belgeleriyle birlikte. Umarım keyifli okursunuz. Umarım herkes keyifli okur. Bence her siyasetçinin, her bürokratın ve az çok orduyla ilgilenen herkesin okuması gereken bir kitap. Umarım becerebilmişimdir. Peki bir yazar olarak artık bundan sonraki hedefler neler? İlk kitap yayında, bundan sonra da kitaplar olacak mı? Aslında olacak. Bunu tamamen emekliliğime planlıyordum. Çalışmalarım var. Bilemiyorum yakın zamanda olur mu ama aslında epeyce bir çalışmam var. Peki son sorum, hep siyaset mi yazacaksınız? Hayır. Ben siyasete çok istemeyerek çok sevdiğim sevgili abim Murat Hazinedar sayesinde bulaştım. Yoksa siyaset benim aslında ilkelerim arasında değildi. Fakat onunla biz çok muhteşem bir yolculuk yapmıştık ve çok büyük başarılar, devasa ödüller aldık ve bu bizi bir marka haline getirmişti. Tabii o oradan aldığım zevk haz bana siyasi bir yol yürüme zorunluluğu getirdi ama ileride siyaset tekrar olur mu olmaz mı bunu bilmiyorum ama ileride kitaplarım
bir sürü daha olacak ve konuları birbirinden farklı olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yazarlık yolunda da başarı diliyoruz. Çok güçlü bir kalem. O yüzden dedim yani çok güzel romanlar da çıkabilir sizden. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Altınordu'da bulunan özel bir rehabilitasyon merkezi engelleri aşmak için farklı bir etkinlikle kendi bünyesinde turnuva düzenledi. Altınordu'da bulunan özel bir rehabilitasyon merkezi engelleri aşmak için farklı bir etkinlikle kendi bünyesinde turnuva düzenledi. Sporda fırsat eşitliğini sağlamak hedefiyle 5 ila 10 ve 11 ila 16 yaş aralığındaki özel çocuklara bir yandan futbol oynama ve penaltı atmayı öğretirken diğer yandan da takım olma, iletişim, sosyalleşme, yönergelere uyma gibi becerileri kazandırma ve fiziksel becerileri geliştirmeyi amaçlayan penaltı atma projesinin kapanış töreni renkli bir festivalle gerçekleşti. Kuyumcular bayramda mesai yapmayacak. Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ilk 3 günü kuyumcuların kapalı olacağını söyledi. Bayramın 4. günü ise isteğe bağlı olarak açmak isteyen kuyumcular iş yerlerini açacak. Kuyumcu ve sarraflar 28, 29 ve 30 Haziran'da kapalı olacak. Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş konuyla ilgili açıklama yaptı ve bilgilendirmelerde bulundu. Herkese iyi bayramlar. Ünye Kuyumcular Derneği bayramın 1. günü kapalı, 2. günü kapalı, 3. günü kapalı, 4. günü serbest bırakmış. Malum kültürel ve sosyal anlamda çalışanlarımızın ve patronlarımızın bayram kutlamaya ihtiyacı var. Müşterilerimize düğün, davet, merasim etkinliğinden çoğunluğundan dolayı cumartesi gün açma kararı aldık. Pazartesiden itibaren de mesaimiz tekrar başlıyor olacak. Kuyumcu esnafı 1 Temmuz 2023 yani Kurban Bayramı'nın 4. günü ise isteğe bağlı olarak hizmet verecek. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde görüşmek üzere, hoşça kalın.